Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincini paylaşan tüm dostlarımız, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1900 vatandaşımızın olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında milletimiz düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini, koronavirüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizde fırsata çevirme kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayinde hayatımızda üstlendiği sorumluluklarla Türkiye yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Cumhurbaşkanım. Yiğit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. ...malarını yapmak üzere. Jandarma Asubay, Üst Çavuş, Şakir Yavuz'u kürsüye davet ediyoruz. ...şalesini yakmış, ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etmiştir. Thank you.
programımıza Halk Bankası önünden kalkacak olan resmi araç konvoyu ile devam edilecek olup halkımız Ziraat Bankası önünden izleyebileceklerdir. Programın akabinde ilçe jandarma komutanlığımızda ikramlarımız olacaktır.